Ozan Orhon. O doğduğunda takvimler 3 Nisan 1972'yi gösteriyordu. Tiyatro sanatçısı Tayfun Orhon ile modacı Alev Esen'in ilk çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Evrim adında erkek kardeşi olan Ozan, aynı zamanda ünlü oyuncu Tekin Akmansoy'un torunudur. Babasının tiyatro sanatçısı, annesinin de modacı olmasından dolayı çocukluk yıllarından itibaren sanatta iç içeydi. Ortaokulda birlikte müziğe olan hevesi başladı. Annesinin arkadaşları ona hep şarkı söyletirdi. Lisedeyken çeşitli müzisyenlerin altında kendi müzik gruplarını kurdu. Ozan Orhon, Hürriyet'ten Eda Sönmez'e verdiği röportajında çocukluk yıllarını ve sesinin keşfedilmesini şöyle anlatıyor. Sanat ile iç içe bir ailede büyüdüm. Annem modacı. Dedelerimin hepsi devlet tiyatrosu sanatçısıydı. Dedelerimden biri Tekin Akmansoy. Ortaokul yıllarında hep müziğe hevesliydim. Rahmetli Ajdan Büyükburç ile okul orkestram vardı. Yarışmalara katılıyorduk. Sesimi kendi kendime keşfetmedim ama keşfedenler oldu. Annemin arkadaşları bana şarkı söyletirdi. Her şey de öyle başladı. Lise yıllarında bu iş profesyonelleşti. Bir sürü müzisyen abimin altında kendi gruplarımı kurup blues ve rock müzik yaptım. Belli yerlerde çaldık. Benim animasyon geçmişim de var. Tatil köylerinde çalışıp orada da müzik yapıyordum. Takvimler 1990'ı gösterdiğinde Figen Çakmak'tan Garo Mafyan'la müzik festivaline gider misin teklifi aldı. Bu teklifin ardından çalışmalarına hız veren Ozan Orhon, Polonya ve Romanya'daki çeşitli yarışmalarda önemli dereceler elde etti. Ünlü sanatçı Eda Sönmez'e verdiği röportajında o yılları şöyle anlatıyor. 1990'da yine yaz animasyonundan döndüğümde Figen Çakmak, Garo Mafyan'la müzik festivaline gider misin dedi. This is my world diye şarkım vardı. Onunla Polonya'ya gittim. Özel ödülü aldım. 3-4 ay sonra da Romanya'daki Bükreş Festivali'nde dünya ikincisi oldum. Henüz 18-19 yaşlarındayken yurt dışında önemli başarıların altına imza atan Ozan Orhon, Romanya'dan döndükten sonra yaptığı çalışmaların meyvesini Türkiye'de de almaya başladı. Ünlü sanatçı 1992 yılında 20 yaşındayken Oldu Mu Bu Şimdi adlı ilk albümünü çıkardı. Pop şarkılarıyla dönemi kasıp kavuran Ozan Orhon'un bu albümü tam 2,5 milyon sattı. Ünlü sanatçı ilk albümünün hikayesini Eda Sönmez'e şöyle anlatıyor. Romanya'daki festivalden sonra Şahin Özer'le ilk albümü Garo Mafyan yönetiminde yaptık. Aysel Gürel, Zeynep Talu ve Şehrazat şarkılarını belirledi. İlk erkek pop şarkıcısı benimdir. Her ne kadar bu söylenmese de. Bu kapıyı ben açtım. İlk albümle 2,5 milyon tiraj elde ettim. Benden sonra tüm genç popçular teker teker gelmeye başladı. Tayfun, Tarkan, Kenan Doğulu, Burak Kut. 90'lar pop furyası başladı. Kaset olmayana kız bile vermiyorlardı. Müzik tarzıyla 1990'lı yıllara yepyeni bir heyecan katan Ozan Orhon, kısa sürede Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri oldu. Konserleri tıklım tıklım doldu, hatta yoğun ilgiden arabası bile devrildi. Ünlü sanatçı 90'lı yıllarda yaşadıklarını Eda Sönmez'e şöyle anlatıyor. İzleyici de sanatçı da yeni yeni öğreniyordu her şeyi. Büyük konserler bizimle başladı. İzmit konserinde Sevgi'den arabamı yana yatırdılar. Kalabalıktan ambulansla beni kaçırdılar. İsteklerimiz de çok fazla yoktu. Şimdiki nesil felaket. Avrupa'yı bir sistemi buraya oturtmaya çalıştık. O zamanlar konserler kapalı spor salonlarında oluyordu. Oradaki ses sistemi konser vermek için uygun değildi. Biz de ona göre ses sistemleri ve kulis istedik. Ozan Orhon müzik dışında sunuculukla da uğraştı. Ünlü sanatçı 1993 yılında Interstar'da yayınlanan Senkron adlı yarışma eğlence programını sundu. Aynı yıl Sarıl Bana adlı albümünü sevenleriyle buluşturan Ozan Orhon'un karşısına rakipleri de çıkmaya başladı. Tarkan ve Kenan Doğulu ile yarıştığı dönemde dinleyiciler arasında Tarkancılar ve Ozancılar gibi gruplar oluştu. Ozan Orhon, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajında o yılları şöyle anlatıyor. 1993'te Tarkan, Tayfun ve Kenan Doğulu gibi rakipler çıktı. Yarışın içine yarış atı gibi sokuldum. Tarkancılar, Ozancılar gibi gruplar oluştu. O süreç dengemi bozdu. İyi müzik yapmak istedim ama prodüktörler kro şarkı isteriz dedi. Üzerime 5 numara büyük gömlekler giydirdiler. Konserlerde caz söylerken albümde Gaydar'ı Guppak şarkılar okuttular.
1996 yılında askere gitti. Askerliğini tankçı olarak yapan Ozan Orhan için bazı kaynaklar fazla kiloları nedeniyle rapor alarak erken terhis edildiğini belirse de ünlü sanatçı Hakan Gence'ye verdiği röportajında askerliğini 18 ay yaptığını söylüyor. Ünlü sanatçı askerden döner dönmez müzik çalışmalarına devam etti. O dönem Türkiye'nin ilk müzik kanalı Kral TV'de sanatçıların klipleri yayınlanıyordu. Ancak Ozan Orhan'ın klibi yoktu. Dördüncü albümünü çıkardıktan sonra prodüktörünün Kral TV ile kavga etmesi sonucu klibinin yayınlanması yasaklandı. Ünlü sanatçı buhranlı süreç başladı dediği günlerde ünlü manken Ebru Şaldı ile aşk yaşamaya başladı. Çekiminde tanıştığı Ebru Şaldı ile 2 ay gibi kısa sürede evlenmeye karar verip nikah masasına oturdu. 19 Haziran 1997'de Sabancı Korusu'nda Peri Masalı gibi bir törenle evlenen çiftin bu evliliği yalnızca bir sene sürdü. Evlendikten sonra inişe geçtim diyen Ozan Orhon, Eda Sönmez'e verdiği röportajında Ebru Şaldı ile evliliğini şöyle anlatıyor. Duygusaldım ve çabuk aşık olurdum. Ebru Şaldı ile evlendim ve ayrıldıktan sonra hayatım müzikal açıdan inişe geçti. 90'larda bir pop yıldızının evlenmesine sıcak bakılmıyordu. Bana her gün çuval çuval mektup gelirken bir anda azalmaya başladı. Ondan sonra mektupların içinden kafamın koptuğu resimler çıkmaya başladı. Artık seni sevmiyoruz diyenler olurdu. Ozan Orhon, kısa süren evliliği hakkında Hakan Gence'ye verdiği röportajda Ebru Şallı hakkında biraz sitemkar konuşuyor. Ebru Şallı'yı yaşanmamış saydım. Evcilik gibiydi. Ebru'yu hayatımdan çıkardım, yaşanmamış saydım. O ayrılırken bana karşı ne kadar şov yapsa da ondan kötü ayrılmadım. Kariyerinde adeta çöküş dönemine giren Ozan Orhon, 1999'da ailesinin tekstil işine girdi. Bu süreçte tam 10 mağaza açan ünlü sanatçı ne yazık ki başarılı olamayarak iflas etti. Daha sonra Antalya'ya yerleşen ünlü sanatçı geçinebilmek için barlarda sahne almaya başladı. Psikolojik olarak zor günler geçiren Ozan Orhon o süreçte aşırı kilo almaya başladı. Ünlü sanatçı Hakan Gence'ye verdiği röportajında o günleri şöyle anlatıyor. İstemesem de barlarda çalışmaya başladım. Psikolojim bozulmuştu. Sabaha karşı sahneden iniyor ve hızla yemek yiyordum. Kilo aldım. Depresyon başladı. Eşlerime karşı saygısız olduğum geceler yaşadım. 2002'de ailesinin yanına Amerika'ya gitti. Amerika yıllarında kebapçıda şarkı söyledi. Ancak ünlü sanatçı Amerika'da da yapamadı ve Türkiye'ye döndü. Ozan Orhon, Ezgi Sönmez'e verdiği röportajında o günleri şöyle anlatıyor. Amerika'da yapamadım. Orada kebapçıda şarkı söylüyordum. Sonra ikinci eşimi tanıdım. Kızım doğduktan sonra Türkiye'ye döndük. Tekrar bir şeyler yapmaya çalıştım ama ortam değişmişti. Çok kilo almaya başladım. Sinirimi yemekten çıkarıyordum. Gün geçtikçe kilo arttı ve eşimden boşandım. Boşandıktan sonra duygusal olarak çöküntüler başladı. Bu süreçte aşırı kilo alan Ozan Orhon 2005'te kalp spazmı geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı fazla kiloları nedeniyle midesine kelepçe taktırdı. 6 ayda 130 kilodan 53 kiloya kadar düştü. Bu kez de kilo vermesi durdurulamadı ve kelepçe çıkarıldı. Ancak tekrar kilo almaya başlayınca 2007'de yeniden midesine kelepçe taktırdı. Ünlü sanatçı 2013 yılında midesindeki kelepçe yüzünden ölümden döndü. Kelepçenin mideyi sıkıştırması midede yırtılmaya neden oldu ve iç kanama geçirdi. Peş peşe operasyonlar geçiren Ozan Orhon'un midesinin 1/4'ü alındı. Ozan Orhon ikinci sayfa programında yaşadığı zor günleri şöyle anlatıyor. Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler. Yanlış yönlendirildim. Hortum midemi delmiş. İç kanama başlamıştı. Acilen ameliyat aldılar. En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda. Şu an hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum. Ozan Orhon, Ebru Şallı'dan boşandıktan sonra 2000 yılında ikinci evliliğini başka bir manken Yeşim Erçetin'le yaptı. İkilinin bu evliliğinden Yağmur adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Ancak bu evlilik 2003'te sona erdi. 2014'te Birgül Orhon ile nikah masasına oturan ünlü sanatçı
Bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayıp boşandı. Çalkantılı geçen özel hayatı ve yaşadığı sağlık sorunlarından sonra her şeyi bırakıp Kıbrıs'a yerleşti. 7 yıl boyunca Kıbrıs'ta bir oteller zincirinin genel koordinatörlüğünü yaptı. Ozan Orhon, mutsuz sonla biten 3 evliliğinden sonra bir daha evlenmemeyi bile düşündü. Ünlü sanatçı daha sonra hayatımı mucizesi olarak bakıyorum dediği Selcan Demirci ile karşılaştı. Bu karşılaşma Ozan Orhon'un hayatını değiştirdi. Ağustos 2021'de Selcan Demirci ile nikah masasına oturan ünlü sanatçı, eşinin isteği üzerine Kıbrıs defterini kapatıp yeniden Türkiye'ye döndü. Dördüncü evliliğinde aradığı mutluluğu bulan Ozan Orhon, Esra Sönmezer'in Pembe Pijama programında özel hayatıyla ilgili şunları söylüyor. "Evliliğe kapılarımı kapattığım zaman Selcan'la karşılaştım. Ona hayatımı mucizesi olarak bakıyorum. Evliliklerimin hiçbirinden pişman değilim. İyi ki de onlar yaşandı ki doğruyu ve sevdiğim insanı buldum." Ünlü sanatçı, Türkiye'ye dönüşüyle birlikte eşinin de ısrar etmesi üzerine Kıbrıs'tayken rafa kaldırdığı müzik çalışmalarına yeniden başladı. 1992'den bu yana 11 albümün altına imza atan Ozan Orhon, son olarak 2022'de Ara adlı albümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Biz de 50 yaşındaki ünlü sanatçıya ömrünün geri kalanında eşiyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.